Buna göre taralı bölgenin coğrafi konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Bölgenin coğrafi konumu tanımlanırken batısından, doğusundan, kuzeyinden ve güneyinden bölgeyi sınırlandıran paralel ve meridyenlerin isimleri söylenir. Bu bölge başlangıç meridyeninin 20 derece batısı ile 20 derece doğusu arasındadır. 20 derece doğu ile 20 derece batı meridyenlerinin arasındadır. Ve bu bölge 20 derece güney enlemi ile 35 derece güney enleminin arasındadır. 20 derece güney, 35 derece güney. Dolayısıyla içeriden geçen meridyenlerin paralellerinin ismini söylemeye gerek yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre X merkezinden hangi yöne doğru gidilirse Y merkezine en kısa yoldan ulaşılır deniliyor. Baktığımız zaman X ve Y merkezinin ikisinin de güney yarımkürede olduğunu ve batı yarımkürede olduğunu görüyoruz. Ona göre bir çizim yapıyoruz. Şu çizgi başlangıç meridyeni, şu çizgi de ekvator olsun. Öncelikle X merkezinin yerini çiziyorum. X merkezi ekvatorun 50 derece güneyinde ve bir de başlangıç meridyeninin 25 derece batısında bulunan bir yer. Bu ikisinin kesişim noktası X noktasının yerini veriyor. Y merkezinin bulunduğu yer ise ekvatorun 25 derece güneyi ile başlangıç meridyeninin 50 derece batısı arasında kalan bir yerdir. Üzerinde olan bir yerdir. Y merkezinin yeri ise burasıdır. Dolayısıyla bize X merkezinden hangi yöne doğru gidilirse Y merkezine ulaşılır deniliyor. Burada yönlerimizi şu şekilde bileceğiz. Kuzey, güney, doğu ve batı şeklinde bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla X merkezinden kuzey batıya doğru gittiğimiz zaman Y merkezine ulaşmış oluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında enlem etkisinden söz edilemez? Akdeniz'in Karadeniz'e göre daha tuzlu olması, ekvatora yakın yerlerde kalıcı kar sınırının daha yüksek olması, kutuplara yakın yerlerde yaşayan hayvanlarda yağ tabakasının, yağ oranının yüksek olması, orta kuşakta yer şekillerinin aşındırılmasında akarsular etkiliyken kutuplara yakın yerlerde buzulların etkili olmasında, ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın değişmesi yani enlem etkisi vardır. Fakat yıl içinde gece gündüz sürelerinin değişmesinin nedeni dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketidir. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. Buna göre 30 derece doğu meridyeninin anti meridyeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir meridyenin anti meridyeni 30 derece doğu meridyeninin anti meridyeni soruluyor. Bir meridyenin anti meridyeni bunun derecesini 180 dereceye tamamlayan meridyendir. 180'e tamamlamak için öncelikle 150 derece meridyeni olması gerekir. Meridyenin ismi doğu meridyeni ise anti meridyenin ismi batı meridyeni olmalıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız 150 derece batı meridyenidir. E seçeneği doğrudur. Buna göre meridyenler arası zaman farkının her yerde aynı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Meridyenler arasında zaman farkının her yerde aynı olmasının iki açıklaması vardır. Birincisi şudur. Açısal hız dünyanın her yerinde aynıdır. Açısal hızla ilgilidir. Dünyanın her yeri 24 saat sonunda 360 derece döner. Yani 1 saatte dünya 15 derece döner. Yani 1 saat içerisinde güneşin karşısından 15 tane meridyen geçer. 60 dakikada 15 tane meridyen geçmesinden dolayı 4 dakikada bir meridyen geçer diyebiliriz. Bundan dolayı bu her yerde aynıdır. İkinci bir açıklaması şudur. Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Fakat aynı şekilde Dünya'nın çizgisel hızı da ekvatordan kutuplara doğru azaldığı için meridyenler arasındaki 4 dakika saat farkı değişmez. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Yalnızca bu bilgiye göre yargılarından hangisine kesin olarak ulaşılabilir?
Üzerinden aynı sayıda paralel ve meridyen geçen iki farklı bölgenin iz düşüm alanları aynıdır. Yani iki tane bölgemizden bahsediliyor. Kuzey ile güney arasında 5 enlem, doğusu ile batısı arasında 5 boylam fark olan iki bölge olsun. Bu iki bölgenin alanlarının da birbirine eşit olduğu söyleniyor. Normalde bu paralel ve meridyen farklarının eşit olması demek, bunların iz düşüm alanlarının birbirine eşit olması demek değildir. Çünkü meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara gidildikçe küçülür. Bundan dolayı şu bölgeyle A bölgesiyle B bölgesinin, C bölgesinin, D bölgesinin alanları birbirine eşit değildir. Fakat bu A bölgesiyle şuradaki A bölgesinin, şu B bölgesiyle şuradaki B bölgesinin, C ile C'nin alanları birbirine eşittir. Veyahut da ekvatorun diğer tarafı için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. A bölgelerinin alanları birbirine eşittir. B bölgelerinin alanları birbirine eşittir. C bölgelerinin alanları birbirine eşittir. Kısacası ekvatora uzaklıkları aynı olan bölgelerin alanlarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı iki bölgenin ekvatora kuş uçuşu uzaklığı aynıdır. Ekvatora uzaklıkları aynıdır diyebiliriz. Aynı yarımkürede yer alır. Bununla ilgili kesin bir bilgi yoktur. Kuzey yarımkürede de olabilir, güney yarımkürede de olabilir. B bölgesi kuzey yarımkürede olduğu gibi güney yarımkürede de olabilir. Sadece ekvatora uzaklıklarının aynı olduğunu biliyoruz. Doğusuyla batısı arasında zaman farkı aynıdır. Çünkü meridyen farkları aynı olduğu için bu aynıdır. Yer şekilleri çok sadedir. Bununla ilgili bilgimiz yok. Çünkü biz iz düşüm alanlarının aynı olduğunu biliyoruz. Gerçek alanlarının aynı olup olmadığıyla ilgili bilgi yoktur. 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda coğrafi koordinatlar verilen taralı alanların hangilerinden dönence geçer? Dönencelerin derecesi 23 derece 27 dakika enlemleridir. 23 derece 27 dakika kuzey enlemi yengeç dönencesidir. 23 derece 27 dakika güney enlemi de oğlak dönencesidir. Bunları çizerken 20 ile 30 an arasında olmasına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla P ve Z bölgelerinden dönence geçer. Yengeç ve oğlak dönencesinin yerini çizmiş oluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi enleme bağlı olarak değişiklik göstermez? Ekvatordan kutuplara gidildikçe iklim değiştiği için buna bağlı olarak toprak tipleri de değişir, enleme bağlı olarak değişir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe iklim şartlarının değişmesinden dolayı akarsu rejimlerinde de değişme görülür. Ekvatordan kutuplara gidildikçe iklim değiştiği için bitki örtüsü değişir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gündüz süreleri değişir. Gündüz süreleri enleme bağlı olarak değişir. Fakat saat dilimleri boylama göre olduğu için enleme bağlı olarak bir değişim göstermez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Kel bölgesi ve L bölgesinin kuzey güney ve doğu batı yönlü kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. Ancak L bölgesinin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı K bölgesinden fazladır. Yalnızca bu bilgilere göre yargılarından hangilerine kesin ulaşılır denilmiş. L bölgesinin doğusu ile batısı arasında yerel saat farkının K bölgesinden fazla olması L bölgesinin ekvatora uzak olduğunu gösterir. L ekvatora uzaktır. Ve bundan dolayı L bölgesinde aynı mesafeden geçen meridyen sayısının daha fazla olduğu söylenebilir. Fakat K bölgesinde doğusu ile batısı arasındaki mesafe aynı olmasına rağmen yerel saat farkının az olması K bölgesinde meridyenler arasındaki mesafenin fazla olmasından kaynaklanan, yani K bölgesinin ekvatora yakın olmasından kaynaklanan bir durumdur. Bundan dolayı K bölgesi ekvatora daha yakındır denilebilir. Yıl içerisinde gece gündüz süre değişimi K merkezinde daha azdır denilebilir. Çünkü ekvatora K bölgesinin daha yakın olduğunu söylemiştik. Fakat L bölgesi kuzey kutup noktasına daha yakındır. Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. L bölgesi kutup bölgesine yakındır ama kuzey kutbuna mı yakındır, güney kutbuna mı yakındır onu bilmiyoruz. Bu nedenle 2 kesin olarak ulaşılamaz. 1 ve 3'e kesin olarak ulaşılabilir. C seçeneği doğrudur. Buna göre
Hangi merkezden hareket eden gözlemcinin ulaştığı yerde yerel saat daha ileridir denilmiş. Yukarıda verilen haritada yer alan merkezlerden batıya doğru 5 gözlemci 1000 kilometre yol gitmiştir. Burada meridyenler arasındaki mesafenin ekvatordan kutuplara doğru azalmasıyla ilgili bir durum vardır. Bundan dolayı bizim için en önemli iki nokta ekvator üzerindeki ve bir de ekvatora en uzak olan nokta. Bu iki nokta bizim için önemlidir. 1 ve 5 önemlidir. Ekvator üzerinden batıya doğru 1000 kilometre gidildiğinde yaklaşık 9 derece batı boylamına gelinir. Fakat bir numaralı noktanın bulunduğu yerde meridyenler birbirine daha yakın olduğu için 1000 kilometre gidildiğinde belki de 15 derece batı boylamına gelinir. Bundan dolayı hangisinde saat daha ileridir? Tabii ki 9 derece batıda saat daha ileridir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre K, L ve M merkezleri için yargılarından hangileri doğrudur? Yıl boyunca güneş aynı anda doğar, aynı anda batar denilmiş. Doğru değildir. Çünkü bunların gündüz süreleri her zaman aynı olmaz. Sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı olur. O tarihlerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. K noktasında saat 12'de ölçülen gölge boyu L ve M'den daha uzundur demiş. K noktasının bulunduğu yer tropikal kuşağa daha uzak olmasından dolayı gölgeler daha uzun olur. Güneş ışınlarını daha küçük açıyla alır. Bundan dolayı da gölge boyları daha uzundur. Bu bilgi doğrudur. 3 merkezde güneşin tepe noktasına geldiği an aynıdır. Çünkü 3 merkez aynı meridyen üzerindedir. 2 ve 3 doğrudur. Yani E seçeneği doğrudur. Haritadaki bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Bir harita verilmiş. Bu haritada 180 derece meridyeni ortada çizilmiş. Bizim bildiğimiz haritalardan biraz farklı bir durumu var. Biz başlangıç meridyenini ortada biliyoruz. Her zaman o şekilde görüyoruz. Bu harita biraz farklı. Başlangıç meridyenini şuradan çizebiliriz. Bu bölge başlangıç meridyeninin batısında, şu kısım başlangıç meridyeninin batısındadır. Yani Z'nin bulunduğu yer için 100 derece batı, Y'nin bulunduğu yer için de 140 derece batı diyebiliriz. Başlangıç meridyeni aynı zamanda şuradan çizilebilir. İngiltere'nin üzerinden çizebiliriz. Buna bakarak da T'nin 100 derece doğu olduğunu, X'in 140 derece doğu olduğunu görebiliriz. Haritadaki bilgilere göre X ve Z arasında 160 dakikalık zaman farkı bulunmaktadır deniliyor. X'in bulunduğu yer 140 derece doğudur. Z'nin bulunduğu yer ise 100 derece batıdır. İkisinin arasında 240 meridyen fark vardır. 4 dakikayla çarparsak 960 dakika yerel saat farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgi yanlıştır. T ve X doğu yarımkürede yer alır deniliyor. 100 derece doğu, 140 derece doğu olmasından dolayı bu bilgi doğrudur. Y merkezinin yerel saati denilmiş. Y merkezi 140 derece batı boylamında. T merkezinden daha ileridir denilmiş. Batı meridyeni olmasından dolayı saati daha geridir. Dolayısıyla sadece ikinci bilgimiz doğrudur. Hangilerine ulaşılabilir? B seçeneği doğrudur.